Yeni konumuz Present Perfect Tense. Aslında başka slaytlarda birkaç kez anlattık. Ama burada tekrar bir özet geçeceğiz. Present Perfect Tense, geçmişte belirsiz bir zamanda başlayıp şu ana kadar devam eden olayları ya da kişisel deneyimleri anlatmak için kullanılır. We have been to New York twice. İki kez New York'ta bulunduk gibi. Kullanımı Present Perfect Tense ile oluşturulan cümlelerde özneye göre have ya da has yardımcı fiilleri ile fiilin üçüncü hali olarak bilinen past participle kullanırız. I, we, you, they özneleriyle have ya da haven't, he, she, it özneleriyle has ya da hasn't kullanılır. Her ikisinde sonunda verb 3 kullanılır. We have had a nice day at the amusement park. I haven't seen the robber. Eğlence parkında hoş bir gün geçirdik. Hırsızı görmedim gibi örnek cümlelerle bu durumu açıklayabiliriz. Present Perfect Tense ile kullanılan fiillerin üçüncü halleri regular düzenli ve irregular düzensiz olmak üzere ikiye ayrılır. Düzenli olarak kullanılan fiillerin sonuna ed, ied ya da sadece d takısı eklenir. Arrive, arrived gibi. Complete, completed gibi. Explain, explained gibi. Örneklerde görüldüğü gibi fiillerin ikinci ve üçüncü halleri de aynıdır. Irregular, düzensiz olarak kullanılan fiiller ise tümüyle farklı bir şekilde kullanılırlar. Birkaç örnek verecek olursak break, broke, broken, catch, caught, caught, begin, began, begun gibi. Bunları ezberlemek gerekiyor. Kişisel deneyimlerden söz etmek için kullanılır. Bu tür cümlelerde never before, once, twice, read many times gibi ifadeler kullanılır. I have never been to Rome. Daha önce hiç Roma'da bulunmadım. My brother has dived in the Red Sea many times. Erkek kardeşim pek çok kez Kızıldeniz'de daldı. Örnek cümleleriyle bu durumu açıklayabiliriz. Present Perfect Tense kısa bir süre önce tamamlanmış ancak geçerliğini hala koruyan eylemleri ifade etmek için kullanılır. My teacher has gone to Scotland. Öğretmenim İskoçya'ya gitti ve hala orada. I have eaten a toast. Bir toast yedim. Yani şimdi aç değilim. Etkisi devam ediyor. Cümle net bir zaman ifadesi yesterday, last year, an hour ago, in 2007 ve benzeriyle birlikte kullanılmışsa simple past tense kullanılır. Çünkü en başta da söylediğimiz gibi present perfect tense'in simple past tense'in en büyük farkı yapılan işin zamanının belli olmamasıydı. Örnek cümleyi verecek olursak I ate a toast 2 hours ago.